Asidoz nelere tetikler? Bir, kalp kaslarını zarar verir, kalp kaslarını yavaş yavaş eritebilir. Lenf bezlerinde tuz birikimine sebep olur. Lenf bezleri önce şişer, sonra tedavi edilmezse lenfoma kadar gider. Efendim, amonyak, aflatoksin, aldehit gibi maddelerin artmasına sebep olur, yani zehirlenmeye sebep olur. Asidoz kan dolaşımı zafiyetine sebep olur, hemoroide sebep olur. Efendim, peynir, her türlü peynir asidi artırır. Peynir demek yağ demek, yağ yağ asidi, yağ asidi asit demek. Peynir yiyen kişilere vücudunda asit oranı yükselir, asidoza sebep olur. İnsan bünyesinde takriben 100 milyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında glikoz, oksijen tarafından yakılarak enerjiye dönüşür, asit ortaya çıkıyor. Bir de kişi üstüne peynir yerse asit iki katına çıkar. Asidi bünyemiz normal olarak suya ve karbondioksite dönüştürerek dışarı atar, idrar yollarına, nefes yoluna. Fakat peynir yerse kişi asit oranı iki katına çıkarsa bunu nötrleştiremez ve vücudun bazı noktalarına, bağ dokularına oraya buraya depolar. Asidi asetata dönüştürerek böylece insan vücudunda bataklık gibi curuf, pislik birikintiler oluşur. Buraya da bakteri, virüs ve mantarlar yerleşir. İnsan vücudu çöplüğe döner. Ve artık kişinin zayıflaması, normallaşması mümkün değildir. Karında, kalçada, orada burada yağlanmalar meydana gelir vesaire vesaire. O nedenle peynirin her türlü zararlıdır. Evet, asidoz tehlikeli. Bunu karbonatla ortadan kaldırmak mümkün.